gönüllüleri tanıtım grubundan misafirlerimiz var, dostlarımız. Birlikte onlar hem kendileri tanıtacaklar hem yaptıkları çalışmalar hakkında bilinecekler. Şimdi ben daha yeni tanışıyoruz. İsimleri karıştırıp pot kırmak istemiyorum. Serap Hanım, artık size bırakıyorum bundan sonra şeyi. Çok teşekkür ediyoruz. Geldiğinizde bu ortamı buluşturduğunuz için. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bizler de sonuçta, ben de uzaktan geliyorum. Sevgili dostlar da uzaktan geliyorlar Belçika'dan. Benim Belçika'ya ilk ziyaretimle birlikte başlamış olan bir maceramız var ama TGTG, yani Türkiye Gönüllü Tanıtım Grubu çok uzun yıllardır Türkiye'nin birçok keşfedilesi özel beldelerini bilir. Oralarda hem özel ziyaretler hem de aynı zamanda oranın görülesi en güzel yerlerini anlatacak birçok projeler geliştirmişler ve Belçika'da Türklerin, en azından Türkiye'nin birçok köşesi için bir tanıtmak için çok özel bir misyon üstlenmiş durumdalar. Onlar kendilerini tanıtacaklar. Ben yaklaşık 2 senedir Türkiye Gönüllü Tanıtım Grubu'na dahil oldum. Türkiye'den Türkiye ayağını bir şekilde yönlendirmeye çalışıyorum. Çay Cuma'nın artık ben de kendimi bir gönüllü hemşerisi olarak kabul ediyorum. Çay Cuma'lar buluşuyor olunca o zaman benim de olmam gerekir diye düşündüm. Ve sanırım seçim zamanı sesimi tanımayan, bilmeyen kişilerde kalmadı diye düşünüyorum. Evet. O yüzden özellikle ve özellikle buraya bizi davet ettikleri için Sayın Başkanımız Bülent Kantarcı'ya çok teşekkür ediyoruz efendim. Bu seçim sonrasında ilk buluşma gibi bir şey oldu bizler için de. Ve özellikle Nergis Şahin yazarlığı ve aynı zamanda şairliği ve bence Belçika'daki sanat dalının her dalında, yani resimler olsun, şiir olsun, şairlik, kitaplar, tiyatro, birçok alanda yapılması, birçok çalışmaya imza atmış çok değerli bir isim. Nergis Şahin bizimle beraber. Hoş geldiniz. Sevgili Sait Köse, o da burada Belçika'daki siyasetin efsane başkanlarından ve önümüzdeki seçimde de tekrar başkanlık adaylığını koyacak bir önemli isim. Nereye gitsek unutulmamış başkanlığı, efsane başkan hoş geldin diyorlar. Umarım çok yakın bir zamanda onu da tekrar Skarberg'de belediye başkanı olarak göreceğiz diye düşünüyorum. Türkleri temsil eden, Türklerin hakkını koruyan bir başkan olarak. Evet, Fikret Aydemir gazeteciliği, radyoculuğu, Dünya Gazetesi'nde her çarşamba yazdığı yazılarıyla Belçika'daki Türklerin sesi oluyor. Aynı zamanda Belçika'dan Türkiye'ye seslenen bir ses oluyor. Ben kısa kısa tanıtacağım. Onlar kendileri derin derin tanıtacaklar. Berma Tek şu an Dışişleri Bakanlığı'nda Belçika'da danışman olarak aynı zamanda Türk kadınını da çok değerli bir şekilde temsil ettiğini düşünüyorum politikada. Zaten beni en çok onurlandıran ve mutlu eden Belçika'da Sait Bey gibi, Berma Hanım gibi ve şimdi yakında birazdan ifade edeyim Kadir Duran gibi Türklerimizin oradaki siyasette gerçekten çok önemli görevler edilmesi, yer alması, bu çok önemli bir şey. Birazdan tanıtım olacak ve Kadir Duran basında Avrupa Birliği basını da kurarak Avrupa'daki basının tamamen birleşmesi için çaba harcayan ve yakın bir zamanda da milletvekili adaylığıyla umarım milletvekili olarak da bizi temsil edecek bir isim. Hoş geldiniz diyorum. Aramızda bir milletvekili de bir belediye başkanı var. Yani sanatçılarımız, Dışişleri Bakanlığı ve aynı zamanda sanat kolu olarak Belçika'dan isimler olarak ben de Türkiye'den, ben de kendimi şu an Kosta yabancı gelin olarak, ben de gurbete gitmiş bir isim olarak buradayım. Ve öyle bir şey ki göçün kaçıncı yılındayız? 60. yılı. Yani şu anda Belçika'daki göçle ilgili birçok etkinlikler yapılıyor. Ve bizim de ben daha yeni bir göç etmiş birisiyim ama Belçika'daki izlenimlerimi anlattım ve burada birçok dostumun özel görüşlerini paylaştığı bir göç kitabı çok yakında çıkacak. Hepimizin görüşlerini paylaşmış olduğu.
Ve şimdi Nerkiz Şahin'e veriyorum ben. Teşekkürler. Hoş geldiniz öncelikle. Ve teşekkür ederiz ev sahipliğiniz için. Burada olmaktan gerçekten mutluluk ve onur duyarım. Arkadaşlarım zaten yeterince konuşacaklar. Ben şiir okumayı kararını aldım. Şiirlerde kendimi daha iyi ifade ettiğimi inandığım için biraz da. Belçika'da zaten birçok bu alanda çalışmalarımız oldu. Birkaç tane nacizane kitaplarımız oldu. İncecik arkadaşım kitabı kalın olunca benim 4 tane kitabım onun bir tanesi yapılıyor. Neyse idare edeceğiz böyle. Ama içerik olarak daha iyi. Aynada. Siz bilir misiniz kadın olmanın nasıl bir şey olduğunu? Ben bilirim. Her gün aynada onu görürüm. Çok net değil. Buharlar arasında kayboluyor. Kendi olamadığı için kaybolmaya yüz tutmuş. Başkalarının görüşlerine, beklentilerine uyma çabasında kaybolmuş. Seviyordum. Seviyordum onu ilk başlarda. Bilmezken. Kadın olmanın nasıl bir şey olduğunu. Şimdi de seviyorum aslında. Ama daha çok korkuyorum. Endişeliyim onun için. Bilmediklerimi öğrendikçe korkuyorum. Korku. Hayatı kıldan ince, her an hüküm yiyebilir. Her an ölebilir. Her an kana dönüşebilir. Bir an her yer kırmızı. Düşünün, aşkın da rengiydi. Kırmızı. Yolu dikenli, ulaşmak zor. Özgürlüğün yolu mu? Ağır ağır. Kana boyanır sürekli. Sonunda renk terk eder ve solar. Kaybolur. Aynası ve kendisi kaybolur. Ya kanayacaktı ya kaybolacaktı. Orta yolu yoktu. Biliyor musun? Kendisi olmak yasaktı. Aslında doğuştan kaybetmişti. Kanadı o zamandan kırılmıştı. Uçması yasaktı. Acılı gül. Yapraklarını kaybetmeye mahkum. Hep koşarak. Kendisine yasak. Yasak olan rüyaların peşinde. Hep geç kaldı. Vakitsiz. İstekleri gizli. Kendisi aynada. Görüntüsü yok. Uzun bir hikayeydi. Çok uzun. Eşitlik ve eşitsizlik hakkında. Çok uzun. Bravo. Açılışımız bir herhalde şiirle çok çok daha güzelleşti. Kadın dedi biraz evvel. Burada bir cezaevindeyiz. Ve bir kadınlarımızın da koğuşta bulundukları, belki birçok hayalleri de hasret kaldıkları, bazen suçlu, bazen suçlu olmadan belki burada oldukları ve onlarla birlikte çok günahsız çocuklarının da ne yazık ki yanlarında oldukları bir zaman. Evet, biz burada aralara ben şarkıları serpiştirerek gitmekten yanayım. O yüzden öyle özel bir cezaevi, aynı zamanda bambaşka özellikte bir kültür sanat evine dönüşmüş. Artık burada biraz evvel Nazlı Hikmet'in önünde bir resim çekildik ama Sabahattin Ali'nin de biliyorsunuz Sinop cezaevinde işte tamamen o denizin kenarında o dalgaların sesleri, martıların sesleri gelirken hasret kalıp da yazmış olduğu şiirler var özgürlüğe, hayata dair. Böyle özel bir günde burayı biraz evvel görüntüledim ve
bu şiirle de Sabahattin Ali şiiriyle bir açılış yapmak istedim sizlere. Bu eseri sevgili Caner'le birlikte hayata geçirmiştik albümümde bir single çalışması olarak. Bir Sabahattin Ali şiirini Ahmet Kaya'dan biliyordunuz. Ben bambaşka bir şekilde besteledim, yorumladım. Sizle onu paylaşmak istiyoruz. Şakayacak, çocuklar gülecek. Bunun için de buna emek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Ve efsane başkan Sait Köse. Estağfurullah. Efsane başkan burada karşımızda oturuyor. Evet sevgili dostlar, her şeyden önce ben Sayın Başkanımıza bizi davet etmesine dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Serap Hanım söyledi. Ben Belçika doğumluyum, bir gurbetçi çocuğuyum.
İşte bu sene az önce kendisi de söyledi, göçün 60. yılını kutluyoruz. Aynı zamanda Almanya ile de değil mi hocam 60. yıl, 64 yılında imzalanmış. Birde imzalanmış. Evet. 63. yılımız 64. Siz de öyle, biz de Belçika biraz geriden geliyor. Ben aslen Afyon'un Emirdağ ilçesindenim. Belçika doğumluyum ama tümüyle orada ve Türkiye tatile geldiğimizde Eskişehir'e ve Afyon'un o Emirdağ ilçesinin Karacalar Köyü'ne tatile dönüyoruz. Karacalar Köyü'nde ayrıca biliyorsunuz sanatçı Kubat benim akrabam olur. Hemen evimiz böyle karşı karşıya. Üçümüz Emirdağ'lıyız burada. Ve Emirdağ'ın da Çaycuma'yla ortak yönlerinden bir tanesi, siz de çok göç vermişsiniz. Siz Almanya'ya, biz de Belçika'ya. Ama Belçika'da da Çaycumalılar var, benim arkadaşlarım var. Hatta amcaoğlu derim bir tane çok sayma arkadaşım var, soy ismi Köse. Çömlekçi köy mü var yakında? Evet. Çömlekçi köyünden bayağı kalabalık bir aile onlar. Yola gelirken de yine sordu, vardınız mı diye. Selamları var hemşerinizin size. Artık biz de sizin hemşeriniz sayılırız. Başkanım, az önce konuştuk içeride. Dünyanın her yerinde belediyelerin sorunları ve çözmesi gereken problemler ve hizmetleri 3 aşağı 5 yukarı aynı. Siz dediniz, bazen vekillikten daha önemli. Çünkü vekil meclise gidiyor, kanun yapıyor, el kaldırıyor, el indiriyor. Ama siz 24 saat, ben kendimden biliyorum, halkın hizmetinde olmanız gerekiyor. Hem psikologsunuz, hem doktorsunuz. Yerine göre su dahi tamir edersiniz yani evlerde. İnsanlar sizi 24 saat arar, telefonunuz açık kalması gerekiyor. Zor bir meslek ama siz üçüncü kez seçildiğinize göre demek ki insanlar sizi takdir ediyor. Ki ben de 3 kez seçildim. Şimdi inşallah 4.'ye başlayacağız Ekim ayında. Ve de önümüzdeki yıllarda Çaycuma'yla Brüksel'in en büyük ikinci belediyesi ama aynı zamanda Belçika'nın 6. büyük belediyesi oluyoruz Karbek. Mutlaka beraber ortak çalışmalar yapar. Özellikle gençler ve eğitim üzerinde beraber projeler üretip hem orada hem burada halkımıza hizmet etmeye devam ederiz. Bravo, bravo, bravo. Evet, gurbet. Burada gurbetten gelen birçok misafirimiz vardır herhalde Çaycumalılar buluşuyor diye. Kimler var görebilecek miyim? Tuncay var. Gönüllü gruba katılacak inşallah birazdan. Evet, Tuncay Bey. Arkalardan. Tuncay Bey. Hoş geldiniz. Evet. Yani gurbet bazen zor, bazen belki oranın avantajlarıyla bambaşka bir şey olabilir ama bir gurbet türküsü var ki İzmir'den de özellikle çok sevdiğim bir ailenin bana da hediyesi oldu bu bir single çalışması olarak. Onu da paylaşmak istiyorum. Aman, 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 aman
ki zor. Gurbette sıfırdan bir hayat başlatmak çok daha zor. İstanbul'dan gurbete gitmek nasıl? Bir de Fikret Aydemir'e soralım. Teşekkür ediyorum. Önce bugün 3 Mayıs. Dünya Basın Özgürlüğü Günü. Ama maalesef Rusya ve Çin'den sonra dünyada en çok gazetecisi hapiste olan ülkede yaşamak durumunda kalıyoruz. Bunun için gazeteci arkadaşlarımı buradan bir kez daha selamlıyorum. 29 yıllık gazetecilik geçmişimde elbette birçok olaya tanık oldum. Bir iş adamı bana sormuştu. Siz hangi gazetede yazıyorsunuz? Ben dedim ki ben Türkiye'de şanslı gazetecilerden biriyim. Çünkü işsizim. Diğerleri içeride çünkü. Ve bu nedenle böyle bir mekanda, eski cezaevinde, cezaevinden kültür merkezine dönüştürülmüş bir mekanda sizlerle burada buluşmak beni gerçekten onurlandırdı. Çok çok teşekkür ediyorum. Bir de benim nereli olduğuma dair çok rivayet dolaşır. Çünkü ben de bilmiyorum gerçekten. En son Çaycuma'yı hemşeri olarak seçtim. Çünkü bugün burada olacağımı sosyal medyadan duyurunca birileri sormuşlar. Fikret Bey siz Çaycumalı mısınız? Hayır ama fahri olarak evet dedim. Benim de hep merak edilir nereli oldum. Çünkü ben doğduğumda Karslıydım. Sonra devlet bizi böldü, üçe böldü. Kars, Ardahan, Iğdır yaptı. Ben Ardahanlı oldum. Dolayısıyla esnen Karslıydım. Sonra Ardahanlı oldum. İkametim Eskişehir'de. Evim Muğla'da. Ana vatan Afyon Emirdağ Karacalar Köyü. Çünkü eşim oralı. Ama dünyada yaşamak istediğim değil. Tabii ki İstanbul. Bursa. Bursa Eklisi mezunuyum. Bursa'da uzun yıllar ikamet ettim. O nedenle her yerdeyim aslında. Aslına baktığımız zaman toplum olarak her yerdeyiz. Çünkü biz göçe çocuklarıyız. Orta Asya'dan kalkıp hala devam eden bir göç serüvenini anlatıyoruz. Ve benim babam da işte Kars'ın Posof ilçesinden kalkıp, pardon Ardahan'ın Posof ilçesinden kalkıp önce Zonguldak'a kömür madenine çalışmaya gelmiş. Sonra da Zonguldak'tan Belçika'ya gitmiş. Orada madende çalışmış, madende emekli olmuş bir babanın oğluyum ben. Aynı zamanda iki abim de madenci. Onlar da emekli oldular. Ama ben yazarlık hayatım. Lisede başladım. Edebiyat hocam. Ruhu şad olsun, toprağı bol olsun. 3 yıl önce kaybettik edebiyat hocamın Eczaşan'da. Beni yazmaya iten insan hocamdı. Ve onun sayesinde hem gazeteciliğe hem yazarlığa başladım. Hocama verdiğim bir sözüm var. Çocuk öyküleri yazmak istiyorum artık. Çünkü daha önceki yazdığım kitabımda biraz sonra isteyen olursa elbette hediye etmek isterim. Hayata dair birkaç satır. Çünkü hayata dair birkaç satır diye koydum kitabımın adına. Hayatımızdaki birkaç satır bizi başka yerlere götürüyor. Benim burada olmamın en büyük nedenlerinden biri de Cem Kantarcı'dır. Yani Brüksel'de tesadüfen karşılaştığım Cem Kantarcı, sonra başkanımız Bülent Kantarcı gibi bir dostum olmasına vesile oldu. Aile dostumuz olmasına vesile oldu. O küçücük tesadüfler sizi bir yerden alıp başka bir yere taşıyor. Diğer arkadaşlarla da öyle başladık. Serap'la da öyle başladık. 15 yılda Brüksel'de Özgür Radyo platformu olan radyolarda program yapıyorum. O programlardan birine Serap'ı aldık. İki yıl önce komik olarak geldi. Ama oradan sonra arkadaş olduk, dost olduk ve dostluğumuz devam ediyor. Umarım sonsuza kadar da devam eder. Bülent Başkan'ın olduğu gibi. Çünkü hayat bizi bir yere taşıyor ve o küçük tesadüfler bizim hayatımızı şekillendiriyor, yönlendiriyor. Bu nedenle de yokluktan, yoksulluktan kalkıp Türkiye'den, Avrupa'ya göç eden, 1961 Almanya, 1964 Belçika'ya göç eden Türkiye insanlarımız gittiler oraya yepyeni bir hayatlar kurdular.
işçi olarak gittiler. Okuma yazma bilmiyorlardı ama dönüp baktığımız zaman işte sağda şairimiz oturuyor, belediye başkanımız oturuyor, burada milletvekili adayımız, gazeteci arkadaşlarımız var, radyocu arkadaşlarımız var. Bakanlıkta 6 yıl aslında İberna çok mütevazidir, çok şey yapmıyor ama 6 yıl Belçika Başbakanlığı'nın danışmanı olarak çalıştı. Şimdi Dışişleri Bakanlığı, ondan önce de Dışişleri Bakanlığı'nda aslında. Yani birçok yerde varız. Ama sesimiz çok gür çıkıyor mu? Maalesef çıkmıyor. Aradan 60 yıl geçti ve sesimiz çok da gür çıkmıyor. Umarım önümüzdeki yıllarda bunu değiştirebiliriz. Orada burada bir basına çok büyük görev düşüyor. İki siyasetçilerimize büyük görevler düşüyor. Madem bu platformda da bunların hepsi varsa demek bize iş düşüyor. Bunu da kimlerle yapabiliriz? Elbette Türkiye'deki dostlarımızla, arkadaşlarımızla yapabiliriz. Bir kez daha bizi dinleme gayretini gösterdiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Sevgili Fikret Aydemir, belki de çok uzun zamandır hasret kaldığım bir şekilde sosyal medyaya bir şey yazar mıyız? Bir şey, bir programa katıldığımda acaba şunu söylesem ya da uzun zamanlar ben de televizyon programcılığı yaptım ve yaptığım televizyon programlarında acaba şunu söylesem, şunu giysem falan diye böyle düşüne düşüne her şeyi hesaplaya hesaplaya yaptığım bir dönemde Belçika'da birçok siyasi yorum dahil olmak üzere çok özgür ve rahatça yapmış olduğumuz bir Radyo Gargara programımız oldu. Çok gerçekten her gittiğimde konuk olmak istiyorum çünkü içimde biriken söylemek istediklerimi rahat ve özgürce ifade edebildiğim bir basın platformu orası. O yüzden 9'unda yine sizle konuğum galiba Belçika'da, Belçika'ya gidiyorum. Biraz evvel dedi ya, nereliyim? Belli değil, Kars'tan çıkan bir yolculuğum. Benim de İzmir'den çıkan bir yolculuğum var tabii. Ben de herhalde Türkiye'nin birçok köşesinde konserler verdim. Bir dönem Datça'da yaşadım, bir dönem Marmaris'te, bir dönem Bodrum'da. Şu anda Kos'tayım. Ve gerçekten hani hasret Bodrum'dayken hissedilmiyormuş ama Kos'tayken çok fazla hissediliyor. Sevgili Ege ile 2010 yılında yapmış olduğum ilk albümde onun bir bestesini seslendirmiştik. Ege ile diyetimizdir bizim. Ege'nin şarkısı. Onu paylaşacağım şimdi sizlere. İzmir'e olan hasretim için. Sıcaklığın sinmiş bir kere solundan kalbime, yalnızım silmesi gözlerimdeymiş her yerine, ne kadar ara bölümünde demiş ki, çok kabul etmesem de, ne havana ne kızına güvenilmez ey İzmir. Gönül verdim bir güzeline, bak ne haldeyim gavur İzmir. Ne kadar büyüsem de küçüğüm elinde.
İzmir'e hasret. Aslında memlekete hasret. Niğde'ye var mı hasret? Iğdır'a var mı hasret? Nerelere var? Iğdır'a pek olduğunu söyleyemem çünkü çok Iğdır'lı kökenim Iğdır aslında. Ben de önce teşekkürlerle başlamak istiyorum. Sayın Başkanım bizi davet ettiği için. YTG arkadaşlarıma da teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu grupla beraber çok uzun yıllardır tanışıyoruz bu arkadaşlarla. Ama bu grupla beraber başka bir dostluk, bir arkadaşlık, bir kardeşlik pekişti. Ve Türkiye'yi zaten herkes işte Belçika'dan uçak biletini alır gelir gezer turist olarak. Fakat biz bu grupla beraber Türkiye'nin bazı bölgelerini, bazı belediyelerini, bazı şehirlerini farklı bir açıdan da tanımaya fırsatını yakalıyoruz. Çünkü turist olarak geldiğimizde hiçbir zaman belediyenin sorunlarını bilemiyoruz. Ya da her iki ülke arasında ki yapılabilecek imkanları, olanakları bilmiyoruz. Fakat bu şekilde, bu grupla beraber biz bunları da geliştirmek istiyoruz. Sadece ülkeyi tanıtmak, Türkiye'yi tanıtmaktan ziyade aynı zamanda gerekirse her iki ülke arasında ilişkileri de tanıştırmak istiyoruz. Kısa bir süre kendimi anlatacağım şimdi. Dediğim gibi çok mütevaziyim ama ben yine de anlatacağım. Belçika'da doğdum, Brüksel'de doğdum. Çocukken annem babam İstanbul'a yerleşmeye karar veriyorlar. Onlarla beraber İstanbul'a geliyorum. Sonra evlendikten sonra tekrar Belçika'ya dönüyorum. Çünkü o zaman çocuğum oluyor ve çocuğumun Belçika'da okumasını istiyorum. İstanbul'da yaşadığım dönemde de Türk-Belçika Ticaret Odası'nda çalıştım. Dolayısıyla oradan başladı benim bir her iki ülke arasında bağları kurmak. Bunun üzerine Belçika'ya gittikten sonra Dışişleri Bakanlığı'nda başladım. Sonra Başbakan'ın danışmanlığını yaptım 6 yıl. Son hükümet değişene kadar. Hükümet değiştikten sonra tekrar bakanlığa geri döndüm. Ve 22 senedir siyasetçiyim. Meclis üyesiyim. Belediyemde meclis üyesiyim. Belçika'nın başkenti Brüksel'de bile kadın olmak çok zor. Yani siyasette de zor. Çalışma hayatında da zor. Fakat siyasette gerçekten zor. Sanatta öyle mi bilmiyorum. Nergis'le bunları çok az konuşuyoruz. Çünkü o kadar konuşacak çok şey oluyor. Fakat gerçekten bu zorlukları istediğiniz her yerde yaşayabiliyorsunuz. Yani Belçika'nın başkenti, Avrupa'nın başkentinde olmanıza rağmen sorunlar yaşanabiliyor maalesef. Ben özellikle de siyasete girmek istememin sebebi işte dediğim gibi öncelikle tabii ki her iki ülke arasında kültürünü ve ticari ilişkilerini geliştirmek. Ama özellikle de Türk kadınının istediği nerede yaşarsa yaşasın, isterse uzayda yaşasın, yapmak isterse eğer bir şeyler yapabilir. Arkadaşların bir özelliğimiz daha var bazı arkadaşların burada. Engel tanımıyor. Biz bu yaşımızda üniversite okuyoruz Belçika'da. Sait, Kadir ve ben üçümüz. Evet, Selahattin. Demek istediğim, yani eğer insan istedikten sonra çocuk da yapar, kariyer de yapar. Böyle bir yaşam, ben bir şey demiyorum tabii. Ama insan istedikten sonra her şeyi yapabiliyor. Ben tekrar teşekkür ediyorum hepinize ve bize zaman ayırdığınız için de çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. En kısa zamanda tekrar görüşmek üzere. Belçika'daki zorluklarını öğrenebilir miyiz? Ben size bunları isterseniz baş başa konuşup anlatayım. Şimdi arkadaşların zamanını almamak adına ve Serap Hanım'ın konserine engel olmamak adına. Ama ben çünkü bir konuşmaya başladım bu konuda susturamazsınız. Dertliyim, dertliyim. Çok teşekkür ederim. O kadar özel anılar var aslında, anlatılacak, paylaşılacak ama burada tabii vaktimiz kısıtlı. O yüzden sadece üzerinden özetle geçiyorum birçok şey. Ben bir hani hep gittik, şarkıları söyledik, Sinop'a gittik, İzmir'e gittik. Bir tane dedim hani çay cumaya özel ne olabilir dedim şimdiye kadar. Geliyorum.
bir tane türkümüzü beraber bir bakalım istedim sevgili Caner'le. Kısacık onu söyleyelim. Şöyle bir türkünüz varmış. Ya da şöyle, çok türkü var tabii herkesin bildiği, sevdiği ama ben en çok bunu sevdim. Hem sözlerini sevdim, hem rahmetli sevgili bestecisini özellikle yad etmek istedim. Sevgiyi o yüzden onun için söylüyorum istedim. Öncelikle bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz ve Bülent Başkan'a çok çok teşekkür ediyorum. Burada olmaktan bizim için büyük bir onur. Ben 5. konuşmanın çoğunu söylediler benden önce. Yani bana çok şey bırakmadılar ama ben birkaç konuya değinim diyeceğim. Benim farkım, ben Türkiye'de hiç yaşamam. Ben Belçika'da doğdum. Yani göçün bir meyvesi. Ve Belçika'da doğmak Türkiye'yi tanımamaktır. Ve de sadece televizyonlarda eski arabesk filmlerinde öğrendik. O da ne kadar öğrendik? Sadece filmlerin gösterdiğini öğrendik. Ailemiz biliyorsunuz, göç ailesi genelde köyden gelen ailelerdi. Çok okumuş aileler yoktu. Yani biz kendi mücadelemizle okuma zorunluluğunu yaptık. Bu nedenden her zaman ileri görmek isteyerek, ilerlemek için okuma şartı vardı. Ama okumak da kolay değildi. Çünkü bunun maddi sorunları vardı. O kadar kolay değil. O yıllarda, bugün her şey değişti ama bizim 80'li 90'lı yıllarda gerçekten çok zordu. Buna rağmen okuduk. Bir yerlere gelmeye çalıştık. Ama yine engeller vardı. Çünkü biz yabancı çocuklarıydık. Buna rağmen devam ettik. Bir şeyler yapmak istedik. Kimi insanlarımız esnaflık yaptı, kimi insanlarımız ticaret, iş adamı oldu, kimi insanlarımız okuyabildi, doktor oldu, avukat oldu. Ama bugün bile o kadar az ki sayabiliriz. Biz bir misyon üstlendik. Biz dedik ki, biz göç çocuklarıyız ve göç çocukları olarak Türklerin burada sesi olacağız. Ve buna inanarak ben bugün siyasete girdim. 2018'den beri mücadele ediyorum ve 9 Haziran'daki Belçika genel seçimlerinde milletvekili adayım. Ve inşallah seçileceğim ve de Türklerin sesi olacağım.
Bu kadar diyorum çünkü. Hangi parti? Team Fuat Aydar diye bir parti kurduk. Ve de bu partinin çoğunlukla içindeki adaylar benim gibi göç çocukları. Şanlar göç var ama aynı zamanda bir de hasret var. Evet, bir soru var galiba. Alabiliriz. Ben soru değil de. Şöyle yapalım mı sevgili arkadaşlar? Bir şarkımızı alalım. Ondan sonra soru cevap. Hadi eğer sizde sorular varsa onları hep beraber alalım. Kadir Bey'e soracaklarsa sorsunlar ama. Ben soru olarak değil. Ben naçizane fikrimi söylemek istiyorum. Türkiye'de bulunmayıp bu şeyi bu kadar gece konuşmanızı ben işlemek tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Aslında konuşacağımız birçok şey olacak. Ben de mesela gittiğim zaman biraz ben müzikoloji okudum, araştırmacılık bölümü. Gitmeden önce birçok şeyi araştırmıştım zaten. Fikret Bey'i bulmak gibi, oradaki birçok gazeteciyi bulmak gibi. İşte başkanımıza da sormuştum ben çıkartıldık. Herkese sordum çünkü gittiğimde orayı gerçekten çok derin bir şekilde tanıyıp bilmek istiyordum. Ve tabii benim de izlenimlerini anlattığım bir kitap olacak, çıkacak olan kitabımız. Orada Türklerin kendisini geliştirmesine hem hayran kaldım hem de biraz evvel de aslında konuştuk. Hani Türkçeyi bu kadar çok güzel konuşabilmelerine rağmen Türkçe eğitiminin okullarda verilememesi gibi bir durum söz konusu. Neler değiştirilebilir, neler daha iyi olabilir? Aslında bunlar üzerine gerçekten emek harcamak gerekiyor. O yüzden sizlerin bu kadar hani siyasette olmanız belki bunlara vesile olur diye ben de mutlu oluyorum. Ve kadını konu alan, söz konusu olan çok özel projeler var. Ben bir kadın olarak bundan da çok büyük mutluluk duyuyorum. Ben yaklaşık Zonguldak'tan bahsedince, madenden bahsedince Profesör Doktor Orhan Kural'la, maden mühendisiydi kendisi, çok uzun yıllar, 8 sene televizyoncu da olduğum için moderatör olarak birçok belediyemize özel projeler gerçekleştirdik. Ve kendisini koronadan dolayı, Covid'den dolayı kaybettikten sonra onun anısına çok özel bir albüm oluşturmak istedik. Kendisi aynı zamanda Türkiye'nin en çok gezen, dünyanın da 43. gezen kişisiydi. Bu konuda ödül ve aynı zamanda rekor olarak isim de geçiyordu. Dünyada birçok yerde, belki 280 ülkede çevre üzerine seminerler vermişti. Ben ismini yaşatmak istedim vefatından sonra çok sevdiğimiz hocamızın. Ve onu çok seven birçok dostuyla, öğrencisi olan kişilerle, Haluk Levent'le, Bulutsuzluk Özlemi'yle, Yeni Türkü'yle, Leman Sam ile birlikte çok özel bir albüm yaptık, Yol Şarkıları diye. Hep yolu anlatan şarkılardı bu şarkılar. Ben bu albümden naçizane yolu anlatan bir Aşık Veysel türküsü seslendirmiştim. Ve şarkılar da hep zaten aynı şekildeydi. Yollarda bulurum seni. Yine yollarda olmak var ya. Yeni türkünün. Yine gidecek çok yolumuz var. Leman Sam. Herkes kendince yolla ilgili yazılmış şarkılarını sırf Orhan Kural ormanı yapabilmek için hepsi hediye ettiler. Çok özel bir albümle şu an Buca'da bir Orhan Kural ormanı oluştu. Yavaş yavaş da albümün diğer satışları gerçekleştikçe fidanlar daha da çoğalıyor, büyüyor. Buna vesile olan birçok kişiye çok teşekkür ediyorum. Birçok belediyemiz, birçok üniversitemiz destek verdi o albüme. Çaycuma Belediyesi de naçizane destek veren bir belediyemiz olduğu için onlara da çok teşekkür ediyorum. Zaten çok büyük isteklerimiz yoktu ama bizi kırmamaları bizim için çok önemliydi. Ve Aşık Veysel türküsüyle devam edelim istiyorum. Bir yol şarkısı, yol türküsü. Yola çıkan 60 yıl önce, 64 yıl önce nereye gideceğini, ne umutlarla gidip de ama neye varacağını bilmeyen bütün gurbetçilerimiz için gelsin. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Gündüz
olarak biraz zor oluyor tabii bu şarkıları ama alkışlarınıza çok teşekkür ederim. Evet, o gidilen yollarda, umutla gidilen yollarda neler yaşanmış Nergis Şahin? Teşekkür ederim. Ağzımıza sağlık. Yani ben de her seferinde bir şeyler öğreniyorum siz konuştukça. Susmayın derim, devamlı konuşun. Ben de az kendimden bahsedeyim. 3 yaşında Belçika'ya götürülmüşüm. Kimse sormamış, gitmek ister misin, kalmak mı istersin diye. O yaşta da zaten karar verecek bir durumda da değilsin. Aile almış, toparlamış, tası tarağı gitmiş Belçika'ya yerleşmişler. Babam orada işçi, annem ev hanımı. Okur yazarlığı yok. Eğitimin önemini anlayan yok çevremizde. Ama dil bilen çocuklar benim gibi böyle 7-8 yaşından itibaren okulda öğrendiğimiz için ben yine şanslılardanım diyeyim. Hatta okurken 18 yaşına kadar zorunlu eğitim gelmişti. Bizden öncekiler 14-13 okuldan çıkabiliyordu. Türkçe eğitimi almadık Belçika'da. Biraz kendimizi yetiştirmek zorunda kaldık. Ben yine orada 6 ay bir hoca gelmişti. En azından Türkçe alfabeyi öğrendim. Belçika'da 26 harfimiz var. Türkçe'de daha fazla Ç'leri, Ü, İ vesaire böyle bayağı bir zorlandık ilk zamanlar. Değişik değişik aksanlarımız varmış. Türkiye'ye gelince de yabancıydık. En zor olan da buydu aslında. Kendi memleketine gelip de insanların da sana yabancı gözüyle bakması gerçekten acıydı yani. Biz aslında buranın bir parçasıydık. Çünkü orası da bizi kabul etmiyordu. Bir de böyle bir gerçek vardı. Ve Belçika'da birçok kadın bu yüzden de çok mağdur oldu. Kendini ifade edememesi, dil bilmemesi. Ben dediğim gibi 8-9 yaşlarımda dili bildiğim için insanlara tercüman olarak yanında gönderiyorlardı. Bir belediyeye gönderir misiniz sizin küçük kızı? Çünkü büyükleri zaten kimse göndermek istemiyor. En azından küçük kız gelsin bari. İnsanların sorunlarıyla iç içe büyüdük. İlerleyen yıllarda artık böyle hangi mesleği seçsem dediğimde birçok meslek dallarında çalıştık aslında. Hepsini sayarsam sabah olur. O yüzden sabaha kadar sizi bekletmeyin. Tercümanlık yapmayı seçtim. Ve tercümanlık yaparken tabii ki erkeklerin sorunlarını da birebir duyduk. Kadınlar tarafından mağdur edilen erkekler de var haliyle. Onlar aslında daha da kötü. Ben bir kitabımın birinde de onları ele almak istiyorum. Çünkü onlar kadınlar gibi kendini çok ifade edemiyorlar aslında. Psikoloğun yanına da gelseler bile kadın tercüman görünce iyice böyle içlerine kapanıyorlar. Yine biz kadınlar kendi aramızda da daha çok paylaşmayı yapabiliyoruz yani. O erkek mağdurları yine bir taraf ama kadınlarımız gerçekten daha çok sayıda mağdurlar Belçika'da. Ve Belçika'da bunları tekrar tekrar mağdur etmeyi yıllarca seçti yani. Bilerek aslında böyle yabancıları biraz kendi haline bıraktı. Ayrı ayrı böyle getolaşmış mahallelerde Türk aileleri kendi içinde dili öğrenme fırsatını da yakalayamadılar. Onlar da zaten bilinçsiz olunca hani bunu da yani suçlamak adına demiyorum. Çünkü başka bir şey bilmediğin zaman hangi yolda gideceksin? Sen de bildiğin yolda ve bildiğini insanlar tutmaya çalıştı. En iyi elinden geleni yapmaya çalıştılar. Ama yetmedi. Afrom. Ben bir başlayınca evet susmam gerekiyormuş. Neyse o yüzden ben yazıyorum. Çünkü sürekli susturuyorlar. Kadınları konuşturuyorlar. Teşekkür ederim. Bir sürü zamanınızı da çaldım. Bize seminer düzenleyin. Divane aşık gibi de dalanırım yollarda. Divane aşık gibi de dalanırım yollarda. Kız senin sebebin, yar senin sebebin. Kaldım İstanbul'lardan, kaldım İstanbul'lardan.
son küçük küçük böyle bir veda niteliğinde herkesten bir konuşma rica edeceğim. Son konuşma, son şarkımı söylemeden önce. Tamam, o zaman çok uzun tutmuyorum ama ben kısaca Belçika'dan birkaç kelime söylemek istiyorum. Çünkü Belçika'yı çok fazla bilinen bir ülke değil dünyada. Sadece Türkiye değil, dünyanın herhangi bir yerine gittiğinizde işte Belçika'dan geldim veya Belçikalıyım demekten ziyade Brüksel derseniz daha çok tanınıyorsunuz, daha çok biliniyorsunuz. Çünkü Brüksel AB'nin başkenti, bütün AB'nin, Avrupa Birliği'nin kurumlarının bulunduğu şehir. Aynı zamanda NATO'nun başkenti. Çok küçük bir parantez yapayım. Geçen işte dün geldim ben sabah. Uçak havalandı. Zaventem Havalimanı üzerinden. Tam NATO'nun üzerinden uçuyor. Aklıma Türk siyaseti geldi. İsveç bayrağı dalgalanıyordu. Bir sene önce Kılıçdaroğlu kazanırsa İsveç NATO'ya girer diyorduk ama Kılıçdaroğlu kazanamadı ama bayrak dalgalanıyor orada. Dün aklıma gelmişti. Sıcağı sıcağına söyleyebilirim. Kardeşiniz savunduğu sürece. Evet, evet. Aynen öyle oldu başkanım. Belçika çok kozmopolit bir ülke. Türk göçünün sebebi de aslında 1956 yılında Charleroi bölgesinde Belma'nın doğduğu şehri. Orada yaşayan Charleroi bölgesinde bir bölgeyle de alakalı olduğu için söylüyorum, bir grizu patlaması oluyor. Ve İtalyan galiba 200 tane, değil mi? 256 İtalyan asıllı madenci ölüyor. Çünkü Belçika'nın göç aldığı ülkeler İtalya ve Polonya o yıllarda. Sonra artık İtalya hükümeti karar veriyor Belçika'ya göç vermeyeceğiz diye. Genelde Sicilya bölgesinden gelenler. Ondan sonra Belçika hükümeti Türkiye ve Fas, Fransızca Marok diyoruz. Kuzey Afrika'da bir ülke, Arap ülkesi. Oradan göç almaya başlıyor ve Türk göçü böylelikçe Belçika'ya doğru başlıyor. Benim başkan yardımcılığı yaptığım belediyede dünyadan bütün milletlerden insan kayıtlı. Yani aklınıza hangi ülke geliyorsa oradan insanlar var bizde. Ama buna rağmen 100 yıl önce Belçika'nın Valonya bölgesi dünyanın en zengin bölgesiymiş. Ve bu tabii ki şimdi bile hala devam ediyor. Refah seviyesi çok farklı. 2009 yılında ben belediyede maliyeden sorumluyken bir rapor okumuştum. Ve o yıllarda, 2009 yılında Belçika'nın ihracatı, 10 milyon, 11 milyon nüfuslu Belçika'nın ihracatı, Türkiye'nin ihracatıyla eşitti. Yani düşünün gitsin, ülkenin zenginlik kapasitesine. Ama şunu ilave etmek istiyorum, böyle bitireceğim zaten. Şu çok önemli, bu 189 milletin yaşadığı ülkede, inanın yine de en tutkun, her ne kadar tersini düşünüyorsak, en çok kendi arasında dayanışmayı sağlayan, birbirine destek olan ve de burasında çok önemli, ülkesini seven, dünyanın neresinde olursa olsun memleketine giden ve memleketiyle bağını koparmayan tek millet Türk milleti. Başkanım, ben tekrar bu güzel davetiniz için teşekkür ediyorum. Bundan sonra kendi sayfalarımızda bildiğimiz insanlara Çay Cuma'yı anlatacağız, Çay Cuma'yı taşıyacağız ve Çay Cuma'yı değişik bir şekilde insanlara tanıtıp buraya insanların geçerken en azından Karadeniz'e giderken veya gelirken burada durup konaklayıp bu güzel ilçenizin havasını koklamayı sağlayacağız inşallah. Çok çok teşekkür ediyorum ve başarılarınızın devamını diliyorum. Ben teşekkürlerimi az önce yaptım ama şimdi izniniz olursa hanımefendiye cevap vermek istiyorum. Belçika'da yaşamış olduğumuz, kadın olarak yaşamış olduğumuz sıkıntılar, sorunlar, kadına değer verilmemesi. İstediğiniz kadar bunun eşit olduğu, bütün dünyada kadın erkek eşitliği olduğunu söylesek de, yazsak da bunun gerçekte uygulanmadığını görüyoruz. Siyasette de bu oluyor. Genelde erkekler hep listelerin en üst kısımlarında yer alır. Aynı listede oldukları halde ve birkaç kişiye oy verebildikleri halde erkeklere oy verirler, kadınlara oy vermezler. Ya da işte daha az oy alır ve erkekler seçilir, kadınlar seçilmez. Meclis üyesi ancak seçilebilir ya da belediye başkan yardımcılığı seçilir. Ama milletvekili, bakan, şimdiye kadar bir Türk kökenli kadın bakan
Sadece Zühal Demir oldu. O da zaten kendini Türk, Belçika'da Türk olarak kabul etmediği için biz de onu kendi aramızda Türk olarak kabul edemiyoruz. Kendisi bizi Türkleri kabul etmediği için. Böyle sorunlar yaşıyoruz. Kadınlar kadınlara oy vermiyor mu? Kadınlar kadın... İnanır mısınız? Bugünün Avrupa'sında, Avrupa'nın göbeğinde hala eşime sormam lazım diyen kadınlar var. Ve eşi karar veriyor kime oy vereceğini. İnanın ben bunları kulaklarımla duydum. Ya anlatırken bile yani tuhaf oluyorum. Çünkü böyle bir şey olabilir mi? Bir kadın nasıl kendini saydırmaz? Nasıl kendini saydırmaz? Benim de bir düşüncem vardır. Kadınlara her sene Dünya Kadınlar Günü'nde söylediğim. Bu erkekleri de biz yetiştiriyoruz. Dolayısıyla lütfen erkeklerimizi yetiştirirken onların da bir ebeveyn olduklarını ya da o kadının, birlikte oldukları kadının ya da bir kardeşi olabileceğini, annesi olduğunu hatırlamalarını hatırlatmak istiyorum. Her sene bunu elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Az önce söylemeyi de unuttum. Okumak, çalışmanın haricinde aynı zamanda arkadaşım Nergiz'in sayesinde ben de bu kitapta yer aldım. Serap'la beraber. Çok da güzel bir çalışmamız oldu. Belçika'da bunun tanıtımını yapıyoruz. Kadın olarak yapıyoruz ama yine bunun tanıtımını. Çok az destek görüyoruz ama. O yüzden az önce arkadaşlara teşekkür ederken yani bütün bunları düşünerek teşekkür ediyorum ve tekrar teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten arkadaşlık, dostluk arasında birbirimize saygı duyuyoruz. Fakat maalesef gerçek hayatta bunun böyle olmadığını hala görebiliyoruz. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Ben kısa bir oyunundan sonra, tiyatro oyunundan sonra bir şey söylemiştim ve linç yemiştim. Onu tekrar edeceğim. Kabahatın tümü senin kardeşim demeye dilim varmıyor ama çoğu senin de kardeşim. Biz erkekleri yetiştiren siz kadınlarsınız. Sonra başınıza böyle olan yine biz erkekler oluyoruz. Burada da yine, neyse çoğu yine sizin de kardeşim. Sizin de kardeşim. Ama bu gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum. Ya yani, kocasından dayak yiyen kadın kızına kalk oğluma su getir diye komut veriyor. Oysa oğlu gidip kendisi su alabilir ama onu biz bu şekilde yetiştiriyoruz. Dedikten sonra konuyu kapatmak istiyorum. Çünkü biraz sonra isteyen arkadaşlara yan tarafta kitaplarımız var. Onları imzalayıp vermek istiyorum. Ve biraz sonra saat 8'de başka bir konser başlıyor. Oraya gitmemiz lazım. Çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü müzik başında değil. Şarkıyla veda edeceğim. O zaman ben de bitiyor. Ben de umarım, isterim ki bir sonraki görüşmemiz Parlamento'da olur ve sizleri davet edebilirim. Bütün seçilmesi bilip Belçika'ya gelmek isteyen herkes, Belçika'ya gelmek isteyen ve meclisi gezmek isteyen olursa aranızda Sayın Başkan vesilesiyle bize ulaşabilirsiniz, bunu organize edebiliriz. Belçika Türkiye Gönüllü Tanıtım Grubu için sizlerden güçlü bir alkış rica ediyorum. Gerçekten Türkiye'den daha bir sahne esas grubu kuran yıllardır bu ismi yaşatmaya çalışanlar için. Sizlerle veda vakti geldi ve herhalde vatanından çıktığı andan itibaren yine vatanı için bütün ömrünü adayan ve Dolmabahçe'de gözlerini kapattığında vatanına hasret gitmiş ve bir daha Selanik'i hiç görmemiş sevgili atamız Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'ine gidelim o hasretini anlatan ve ne zaman dinlese Selanik günlerini hatırladığı bir türküyle veda edelim istiyorum. Bir fırtına
etmiş olanların anısına gelsin diyorum. Burada açacak bütün çiçekler, büyüyecek bütün çocuklar için. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, biz teşekkür ediyoruz. Aslında bu bir ziyaret amacıyla gelmişlerdi. Gelmişken böyle bir etkinlik yapalım dedik ve gerçekten çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Devam edelim ama maalesef şimdi aşağıda Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçıların konseri var. Oraya gidecek Sayın Başkan başlayabilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra size plaketlerimizi sonuçta Sayın Başkanım buyurun. Biz Naçizane bu özel davet için TGT'ki ailesi olarak biz size bir plaket vermek istedik. Başkanım, beraber. Evet efendim. Evet, çekiyorum efendim. Hep beraber mi alayım? Tamam. Konsere gitmek isteyenler için evet efendim, çekiyorum. Çekiyorum. Bir saniye. Bir saniye bilebilirsiniz konsere gidecek misiniz? Teşekkür ederim. Evet, plaketlerimiz bizim. Açılar kameraya dikkat. Tamam, sen biraz da biraz çok sağ olasın. Evet. Evet. Alıyoruz. Evet efendim. Çekiyorum. Talep alınmıştır. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bu mozaikler yakınımızda Ulusoğlu köyde bulundu. Çok kıymetli. Turizme kazandırmak için bekliyoruz. Kaç sefer ihale yapıldı ama işte ülkedeki ekonomik kriz nedeniyle bir şey almadı. Tam o şeyde acaba? Bu turizme kazandırıldı. İnşallah tam zamanı gelmiştir diyorum. Bu kızın evet. Adı Ambrosia. Hikayesi de şu. Şöyle dikkat edersen şöyle geri çekilmiş. Evet. Ama gözlerinde korku ifadesi yok dedi. Birisi baltayla saldırıyor buna. Bir kişi de var ama biz sadece gözlerinde. Evet, çekiyorum. Teşekkür ederim. Şey yaparız, giderken eğer alırsan bunları ben de anlatalım. Alın ki, orada koşullarımız var ya. Evet, evet. Onlardan. Evet Sayın Başkanım. Bunun rövanşını skarmekte yapacağız. Evet efendim, çekiyorum. Vallahi heyecanlandım ben şimdi. Seçim içinden bir seçim kaldı. Bekliyorum o zaman. Gelecek misiniz? Seçimde çalışmaya gelelim. Vallahi. Mutlaka çok sağ olun. Başarılar dilerim. Tamam. Sizler, ben de. Evet, çekiyorum ben de. Çok teşekkür ederim. Başka. Konseri katılır mısın? Evet, sevgili Caner Anar piyano da bana eşlik etmişti. Onun için de güçlü bir alkışlar rica etmek istiyorum. Bu güzel hem sohbet hem müzikle olan birlikteliğimizi daha da güzelleştirdiği için çok teşekkürler. Sağ olun.